Yukarıda iki ayrı polimerleşme tepkimesi verilmiştir. Bu olaylar ile ilgili yargılarından hangileri doğrudur? Arkadaşlar polimerin mantığı şu. Tek bir molekül düşün. Kimyasal tepkimelerle bu moleküller arkadaşlar biz bunlara monomer deriz. Tek demek monomer. Bunlar böyle kimyasal tepkimelerle birleştirilir arkadaşlar. Tek bir molekül elde edilir. Bu sonra bizim maddemiz arkadaşlar. Bu neyden oluşur? Polimerlerden oluşur. Yani madde bu polimer dediğimiz moleküllerden oluşur. Tamam mı? Daha sağlam olur. Plastikler falan polimer malzemedir. Şimdi burada dikkat et. Ağlar birleşmiş arkadaşlar. Tek bir molekül elde edilmiş. Mesela AB AB şeklinde birleştirmiş. İlla aynı maddeler olmak zorunda değil. Bu şekilde de arkadaşlar polimer elde edilmiş. Yani A ve B molekülleri monomerdir diyor. Şunlar arkadaşlar tek olduklarından dolayı monomerdir. Dolayısıyla doğrudur. Polimerleşme aynı cins ya de farklı cins moleküller arasında gerçekleşebilir. Bakın aynı cins moleküller arasında gerçekleşmiş, farklı cins moleküller arasında da gerçekleşebilir. Doğrudur arkadaşlar. Her iki olayda kimyasaldır. Sonuçta güçlü bağlar kırılıyor. Kovalent bağlar kırılacak mesela arkadaşlar. Burada yeni kovalent bağlar oluşacak. Yani şuradaki elektron ortaklaşmasına dayalı mesela ameterlerse bunlar. Bu da doğru olacak. E seçeneğim doğru seçenek demiş oldum arkadaşlar. Yukarıda polietilenin oluşum tepkimesi verilmiştir. Buna göre yargılarından hangileri doğrudur? Arkadaşlar bakın organik bileşiklerde şöyle bağlar varsa ben buna monomer derim arkadaşlar. Şimdi polimer dediğimiz malzemelerde mantık şu. Monomerler birleştirilir. Önceden bir madde tek molekülden oluşuyorsa kimyasal tepkimelerle bu monomerler birleştirilip tek bir molekül elde edilir arkadaşlar. Yani şu şekilde tamam mı? Sonra bizim polimer malzememiz bu moleküllerden elde edilir. Burada da buradaki ikili bağlar kırılırsa uzunca bir karbon zinciri olur arkadaşlar. Böyle bundan bilmem kaç tane birleştirip tek bir poli etilen yani polimer madde elde ederiz arkadaşlar. Şimdi kısaltılmış adı PE olan poli etilen plastik sanayinin ilk ürünlerindendir doğrudur. Etilen bir monomerdir. Bakın buradaki etilen kısmı monomer. Polietilen kısmı polimerdir. Doğrudur. Polietilendeki mer kısmı arkadaşlar CH2'dir diyor. Hayır. Burada arkadaşlar hepsine birden ben mer derim. Yani polimer olduğuna göre çok. Hepsine birden diyoruz. Bu monomerlerdeki mer kısmı her bir CH2 olur. Polietilende değil arkadaşlar. Yanlıştır. Doğru seçeneğim C seçeneği 1 ve 2 demiş oldum. Tropik iklimlerde yetişen bir ağacın bünyesindeki izopren moleküllerinin polimerleşmesiyle doğal polimer olan ham kauçuk elde edilir arkadaşlar. Buna göre yukarıdakilerden hangileri kauçuktan yapılır? Kauçuktan yapılanlar arkadaşlar, bakın kauçuk plastiğin ham maddesidir ve nasıl yapıldığını sorumuz bize söylemiş. İzopren dediğimiz maddede bu. Ameliyat eldivenleri mesela plastik kökenlidir, doğrudur arkadaşlar. Taşıtların lastiklere bakın lastikler plastik kökenlidir olur silgiler ve ambalaj lastikleri olur arkadaşlar su şişeleri buradan elde edilmiyor arkadaşlar su şişeleri etilenden elde edilir arkadaşlar doğru seçeneği burada D seçeneği demiş olduk. Yukarıda verilen maddelerden hangileri polimerdir? Arkadaşlar polimer uzun zincirli yapılardır. Şimdi protein doğal polimerdir. Amino asitlerden oluşur arkadaşlar uzun zincirli. Doğrudur. Etilen bakın şudur arkadaşlar CH2 ikili bağ CH2 tek bir moleküldür. Uzun zincirli bir yapı değildir arkadaşlar. Polietilen terafterat ad üzerinde polietilen dedik uzun zincirli bir yapıdır doğrudur. Poli vinil kloru dediğimiz göre bir arkadaşlar PVC'dir. Camlar aklımıza gelsin. Polimer maddedir. Polimeri sorduğundan dolayı 1, 3 ve 4 diyeceğim. Doğru seçeneğim D seçeneği demiş oldum arkadaşlar. Tepkimesi ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır diyor. Şimdi tetrafloru etilen arkadaşlar bakın monomerin mantığı şudur. Böyle bu bir monomer arkadaşlar. Monomer. Şimdi ikili bağ içermesi lazım yapılın ya da üçlü bağ. Bu ikili bağlar kırılır arkadaşlar tamam mı? Sonra böyle uzun zincirli yapılar oluşur arkadaşlar. Önceden bir monomerden oluşan madde artık bu monomerlerin yani molekül moleküllerin bileşip yeni bir molekül oluşturmasıyla ne yapar artık benim polimer dediğim malzeme bu yeni uzun zincirli moleküllerden oluşur arkadaşlar yani şu şekilde tamam mı? Dolayısıyla dikkat et buradaki bağ kırıldıktan sonra böyle en tane birleşmiş uzun zincir oluşmuş bu bir polimerleşme tepkimesidir arkadaşlar. Buna da şöyle diyeceğim poli tetra etilen. Bu ne arkadaşlar teflon. Teflon kısaltılmışı, kısaltılmışı. Yani tavalardan falan aklımıza gelsin. Sürtünme katsayısı düşük olduğundan dolayı yapışmaz tava üretiminde kullanılır. Oluşan ürün politetrafloro eten ya da etilen ikisi de aynı şeydir arkadaşlar doğrudur. Böyle gösterilir. Polimerleşme tepkimesi gerçekleşmiştir. Tepkime sonucu tetrafluor etilen molekülün kimyasal özelliği değişmez diyor ya. Bu yanlış arkadaşlar. Oluşan ürün yapışmaz tava gibi mutfak gereçlerinin iç yüzeyini kaplamak amacıyla kullanılır. O içindeki siyah maddedir arkadaşlar tavaların. Oluşan ürün eksi 200 santigrat derece ile artı 300 santigrat derece aralığında elastikliğini koruyabilir. O yüzden de tavalarda kullanabiliriz arkadaşlar yüksek sıcaklıkta. Doğrudur yani C seçeneğim doğru seçenek demiş oldum. Aşağıda polimer maddelerden hangisinin kullanım alanı yanlış verilmiştir? Arkadaşlar PTFE bu teflon. Poli tetraflor etilen su, süt, meyve, suyu, şişeleri ve plastik torbalar demiş. Bu yanlış arkadaşlar. Yapışmaz tavalarda falan kullanılır. Şimdi polistiren, strafor tek kullanımlık çatal, bıçak ve kaplarda kullanılır. Doğrudur. Polietilen arkadaşlar naylon poşetler ve ambalaj malzemelerinde kullanılır. Polietilen terafterat su, meşrubat ve sıvı yağ şişelerinde bu şişelerin yapımında kullanılır. Kevler dediğimiz arkadaşlar sağlamlık aklıma gelecek. Bakın halat, kurşun geçirmez yelek gibi üretimlerinde bu tarz malzemelerin üretimlerinde kullanılır. Yani burada yanlış seçeneğim A seçeneği demiş oldum arkadaşlar. Polimerleşme olayı ile ilgili yargılarından hangileri doğrudur diyor. Şimdi polimerleşmenin mantığı şu arkadaşlar. Bakın monomerler vardır. Monomerler tek moleküller arkadaşlar. Molekül. Bunlar kimyasal tepkimelerle böyle birleştirilir arkadaşlar. Böyle tek bir molekül elde edilir. Tamam mı? Sonra benim yeni molekülüm bu uzun zincirli yapılardan oluşur arkadaşlar. Bu uzun zincirli yapılara da ben ne derim? Polimer kısmı derim. Yani mer kısmı ne oluyor? Şu kısımlar oluyor arkadaşlar. Polimerleşmede tekrarlayan birimlere mer denir. Doğrudur tek bir çeşit monomerden oluşan polimerlere homopolimer denir. Yani buradaki bütün maddelerim aynıysa arkadaşlar olabilir. Farklı da olabilir. Ama aynıysa homopolimer olacak. Doğrudur. Polimerler Monomerlerin özelliğini taşırlar diyor. Kimyasal özellikler değişir arkadaşlar. Bakın yeni özelliklere sahip yeni maddeler oluşuyor. Zaten amaç da bu. Yani bu yanlış olacak arkadaşlar. Doğru seçeneğim burada C seçeneği demiş olduk. Plastik malzemelerin fayda ve zararları ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır diyor. Şimdi okuyalım. Çoğu malzemeye göre daha hafif, esnek ve dayanıklıdır diyor. Doğrudur arkadaşlar. Plastik malzemeler o şekildedir. Tek kullanımlık plastik malzemeler çevre kirliliğine yol açar. Bu zararlı etkilerinden biridir arkadaşlar. Plastik üretimi yeryüzündeki ağaç miktarını azaltır. Arkadaşlar plastikler ağaçlardan elde edilmediğinden dolayı buna bir özellik yani zararlı ya da faydalı bir özellik olarak söyleyemeyiz tıpta ve dişçilikte protez malzeme üretimini kolaylaştırır arkadaşlar. Zamanla bozulmaları gıda ambalajlarında sağlık riski oluşturur. Bu da zararlı etkilerinden biridir. C seçeneği burada doğru seçenek demiş oldum arkadaşlar. Yukarıdakilerden hangileri doğal polimerdir diyor. Polimerler uzun zincirli yapılar arkadaşlar. Protein uzun zincirli amino oluşur. Doğrudur arkadaşlar. Ya bakın uzun zincirli bir yapı değildir arkadaşlar. Esterlerdir. Yani bunu organik kimyada daha iyi anlatabiliriz ama şimdilik uzun zincirli bir yapı olmadığını bilelim arkadaşlar. Nişasta dediğimiz amiloz ya da amilopektin gibi arkadaşlar uzun böyle doğal polimerik maddelerden meydana gelir. Yani dolayısıyla bu da polimerik bir malzemedir. Uzun zincirli bir malzemedir arkadaşlar. Dolayısıyla bu da polimer bir maddedir arkadaşlar. Yani doğal bir polimerdir. Uzun zincirli bir maddedir. Yani D seçeneğim burada doğru seçenek demiş oldum arkadaşlar. Geri dönüşüm süreci ile ilgili yargılarından hangileri doğrudur diyor. Arkadaşlar biliriz plastik gibi, kağıt gibi maddeler bunlar arkadaşlar geri dönüştürülüp kullanılırsa hem ülke ekonomisine katkı bakımından hem de çevre kirliliği bakımından daha faydalı olur arkadaşlar. Metal, cam, polimer ve kağıt geri dönüşümü mümkün olan maddelerdir. Doğrudur. Tekrardan kullanıldıktan sonra üretime katılabilir. Geri dönüşümü mümkün olan polimerin üzerinde arkadaşlar böyle geri dönüşüm yapılabilir sembolü bulunur. Bu da doğrudur. Geri dönüşen malzeme ikinci kullanımda aynı ürünün yapımında kullanılır. Yani arkadaşlar kullanılabilir, kullanılmayabilir. Yani bu kesin bir yargı değildir arkadaşlar. Burada doğru seçenek 1 ve 2 doğru seçenek olmuş oldu. Aşağıda adları verilen polimerlerden hangisinin kısa adı yanlış verilmiştir diyor. Politetrafloro eten. Teflon yani PTFE olarak gösterilir. Doğrudur. Polietilen PET değil arkadaşlar. Bu polietilen teraftelat dediğimiz malzeme polietilen PE ile gösterilir. Yanlıştır. Polistiren PS ile gösterilir. Polivinil klorür PVC cam yapımında kullanılıyor arkadaşlar. Polipropilen de PP ile gösteriliyor. Doğrudur. Yanlış olan burada B seçeneği demiş oldum arkadaşlar. Daklon isminde bilinen polietilen tereftalat polimeri ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır demiş. Arkadaşlar kısaltılmışı PET. Şişe yani PET şişelerin yapımında kullanılıyor bu. PET şişe üretiminde kullanılır diyor. Doğrudur. Glikol ve teraptalik asitin kondensasyon türü polimeridir. Arkadaşlar kulağınıza aşina olsun. Bu doğru olmuş olacak. Kısa adı PET'tir. PET şişeler buradan gelir arkadaşlar. Tamamen geri dönüşebilir bir polimer değildir. Tamamen geri dönüşebilir arkadaşlar. Bakın tekrardan kullanabiliriz. Bu yanlış olacak. Tekstil yangın ortumu ve meşrubat ambalajı olarak da kullanılabilir. Burada arkadaşlar doğru seçeneğim D seçeneği demiş oldum.